Minky yine her yer her yerde. O kadar değil ya. Bazı yerler bazı yerlerde. Buraları toplar mısın lütfen? Tamam toplarım. Ama hep toplarım diyorsun, hiç toplamıyorsun. İyi de burası benim odam. Sen niye bu kadar kafayı taktın? Burayı dağınık görünce benim de kafam dağınık oluyor. O zaman şu fotoğrafa bak. Orada düzenli. Niye öyle yaptın Tinky? Yoksa harekete geçmiyorsun. Toplayacağım dedim ama. Tam da en zor aşamaya geçiyordum. Aa, sana verdiğim okuma lambası. E kırılmış bu. Ha o burada duruyordu, rüzgar bir anda pencereyi açtı. Ya bu kaçıncı artık? Senden rica ettim dikkat et diye. Beni hiç dinlemiyor musun? Ama dedim ya pencere açıldı. Yok, beni dinlemiyorsun hiç. Pencere. Dinlemiyorsun hiç beni. Beni hiç dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun. Minky şunun sesini kıssana. Tamam kısacağım. En sevdiğim kısmı geliyor. Orası da geçsin. Minky hemen. Geçsin şurası işte. Şey, acaba biraz sesini kısar mısınız? Ha? Ha? Minky neden ben dediğimde kısmadın da düt düt dediğinde kıstın? Düt düt deyince değil, zaten kısıyordum. Tamam Minky, sen benim istediklerimi hiç yapma. Tinky de kimmiş? Boş ver Tinky'yi. Kimmiş ki Tinky? Aman boş ver, Tinky yok. Minky şunları bir tutsana. Ha, ha? Bunu yeni yapıştırdım, ha? Tutmazsam dağılır. Minky elimden kayıyor. Tamam geldim. Al işte, gördün mü yaptığını? Ama ben şeyi tutuyordum. Minky, şurayı bir tutar mısın lütfen? Tabii. Çok teşekkür ederim Minky'ciğim. İyi ki varsın. Rica ederim. Heh, düt dütle birdir bir oynamaya geliyorsun. Evet, orada görüşürüz. Ama ben sana sorduğumda birlikte çiçek ekelim mi diye hayır dedin. Ha, ekelim mi demedin ama ekelim dedin. Bir de bana yardım etmedin mi sivaya ettin. Çünkü o kadar güzel sordu ki nasıl yardım etmeyeyim? Aslında sen de bir... Tamam Minky, deme bir şey. Sen git hadi. Ha, sen de gel istersen. Siz gidin tamam. Benim işim var. Çok işim var. Bayağı işim var. Epey işim var. Sonsuza kadar işim var. Sen beni arkadaşın olarak görmüyorsan o zaman ben de artık senin arkadaş olmam. Bitireceğim senin arkadaşlığımı. Artık arkadaş değiliz Minky diyeceğim. Yüzüne de böyle diyemem ki. Başka bir yol olmalı bunun. He? Yo, iyiyim. Ama sana bir şey soracağım. Bir arkadaşım, bir arkadaşıyla arkadaşlığını bitirmek istiyor. Ama böyle ona söylemeden nasıl yapabilir? Ha? Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Aa, tam aradığım kitap. Şey, arkadaşımın aradığı kitap. Çok teşekkürler Kukuli. Belli ki çok kararlısınız. Bunu yapmayı kafanıza koydunuz. Evet koydum. O zaman bu kitapta söylenenlere adım adım yapmalısınız. Tamam yapacağım. Adım bir. Arkadaşınız çok mu dağınık? Aa, evet dağınık. O zaman yapmanız gereken şey basit. Dağıttığı eşyaları onun yerine siz toplayın ve en iyi bildiğiniz yere güzelce kaldırın. Buna tepkisiz kalmayacaktır. Böylece eşyalarını bulamayınca bana çok kızacak. Çok kızınca da arkadaşlığımızı bitirmeyi düşünecek. He, çok iyi fikir. Tinky, boya kalemlerim nerede? Bulamıyorum da. Odandaki eşyaların hepsini kaldırdım. Nereye kaldırdın? Hiç bulamayacağım bir yere. Aa, demek oraya kaldırdın. He? He? Ha? Ha, ne güzel de ayırmışsın. Her şeyi buradan rahatça bulabilirim. Çok teşekkürler. Kendime meyve suyu sıkacaktım. Sana da sıkayım mı? Neyli istersin? Hiçbir şeyle, tamam mı? Hiçbir şeyle. Tamam. İstediğin zaman söyle ama. Yaparım bir tane. Acaba niye böyle oldu? Attığınız adımların hemen sonuç vermesini beklemeyin. He, tamam o zaman. Siz yeni adımlar atmaya devam edin. Edeyim. Son zamanlarda önem verdiği bir konuyla ilgili ona yardım edin. Bu ona büyük sürpriz olacaktır. Minky'nin tabletteki oyunu. Ben onun geçemediği aşamayı geçersem oyun artık zevkle oynayamaz. Bana çok güzel bir arkadaşlığımızı bitirmeyi düşünür. Çok ilginç bir fikir, bravo. Bu oyunu benden habersiz kim oynadı? Bütün oyunu bitirmiş kim yaptıysa. Ben oynadım Minky. Kızdın mı bana? Artık oyunun hiç tadı kalmadı değil mi? He? Bir tanesin Tinky. Ben de aslında oyunu çok sevmiyordum ama sonunu merak ediyordum. Sen de sonuna gelmişsin. Çok teşekkürler. Çok iyisin. Ha bak çiçeklerin için besleyici bir karışım yaptım.
İstersen bugün birlikte onlara bakabiliriz. Hayır, istemiyorum. Bakmayalım. Tamam, peki. Minky niye böyle güzel bir şey yaptı ki? Çok tatlı. Ama vazgeçmek yok. Attığınız adımlar bazen ters tepebilir. Asla vazgeçmeyin. Heh, ben de öyle dedim zaten. Vazgeçmek yok dedim. Bu kitabın sonuna geldiğimizde çok güzel şeyler olacak. Şimdi sıradaki adım atma zamanı. Evet, zamanı. Sizin için çok değerli bir şeyi arkadaşınıza hediye edin. İyi ama neden böyle yapıyoruz ki? Hediye diye sevinecek ama benim değer verdiğim şeyi görünce çok mu kızacak? Herhalde öyledir. Sana bir hediye aldım Minky, bak. Aa, bana mı? Hadi hemen açsana. Ha, aslında benim de sana bir sürprizim vardı. Ha? Bana hediye mi aldın? İçinden beni çok kızdıracak bir şey çıkacak değil mi? Bak bakalım, bence çok seveceksin. Ama sen niye bu kadar iyisin ki Minky? Böyle olmaması lazımdı. Bir yanlışlık var. Bence anladı arkadaşlığımızı bitireceğimi. Ay, bütün kitabı okuyup hepsini yapmalıyım. Daha çabuk olmalıyım. En çok istediğim patenler. Bunu da tamir etmiş. Tinky, ne oldu? Hediyeni sevmedin mi? Çok sevdim Minky. Hem de çok. Peki bir şey yanlış mı yaptım? Hayır Minky, yanlış yapmadın ama... Bana niye bu kadar iyi davranıyorsun? Çünkü sen bana iyi davrandın. Hayır Minky, ben sana hep ters şeyler yaptım. Bu kitapta söylenenleri yapıp arkadaşlığımızı bitirmeye çalıştım. Bu kitapla mı? Evet, niye gülüyorsun? İyi de bu kitabın içinde daha iyi arkadaş olmak için öneriler var. Olur mu? Baksana adına. Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Ama kitabın isminin devamı da var. Üstü bantlanmış. Bak, arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Yapmayın sakın böyle şeyler. Alt başlığı da arkadaşlığınızı sağlamlaştırmanın yolları. Ay, yani ben sana kötülük yapayım derken hep iyilik mi yaptım? Öyle olmuş. Sen bana iyi davrandığın için ben de sana karşı daha dikkatli oldum demek ki. Rahatsız olduğun şeyleri yapmadım. Ben sana kızgın olduğum için kaba davranıyordum. Sen de bana aynı davranıyordun. Ama ben sana karşı nazik davranmaya başlayınca her şey düzeldi. Ha, bu müthiş bir şey. Bir bant neleri yol açtı bak. Kim yapıştırdı acaba? Kukuli. Tabii ya. Sen bantladın. Önceden hazırladın her şeyi. Ah bu sen. Peki ne yapıyoruz şimdi? Patenle çıkıyor muyuz dışarı? Tabii ki Minky. Tabii çıkıyoruz. Hemen giyiyorum ayağıma. Aa, baksana. Burada arkadaşınıza borç verin ve borç verdiğinizi unutun diye bir madde var. Yani çok zorlama bence Minky. Hazırım. Ben de. O zaman kapıyı önce kim gidecek? Ben. Hayır, ben. Ne diyorsun Kukuli? Bir el atalım mı? Balonlarınız çok minik mi oluyor? Daha azıcık havalanmışken hemen pıt diye patlıyor mu? Daha büyük, daha sağlam, daha uzun ömürlü. Daha. Balonlar için yapmanız gereken şey çok basit. Hiçbir şey. Çünkü biz, ben Minky, sizin yerinize balon yapacağız. Aa, gerçekten mi? Lülükon mu koyuyorsunuz siz ona? Tabii ki lülükon koyuyoruz. En sağlam balonlar lülükonla olur. İşte hazır. Denemez misiniz? Aa, yaşasın. Ha? Çok güzel oldu baloncuk. Aa, lütfen. Bu artık baloncuk değil. Bu bir balon. Balon. Hatta balon. Balon. Tamam Minky, sakin. Kukuli, hadi gel de biraz renkli balon yapalım. Kukuli? Orada. Fark ettiniz mi? Giderek küçülüyor. Küçülmüyor, uzaklaşıyor. Uzaklaştığı için küçülüyor işte. Doğru ama asıl dikkat doğru edilmesi gereken yanlışmış gibi konuşuyorsun. Değil. Yanlışmış gibi konuşmuyorum. Gayet yanlışmış bunu gibi kabul etmiyorum. Yalnız arkadaşlar, Kukuli gidiyor. Minky, ne yapacağız? Benim aklıma bir şey geldi. Aa, buldum.
Balonu patlatırsan aşağı çakılır. Sakın ha Minky. Bırak onu. Tamam bırakıyorum. Minky ne yaptın? Kafam çok karıştı. Nasıl bırakacağımı bilemedim. Neyi bırakacağını nasıl bilemiyorsun? Atma deseydi ben de atmazdım. Bırak herkes deyince... senin istediğin gibi mi konuşsun? Öyle bir şey mi dedim ben? Tam da öyle dedin bunu işte. Bunu kabul etmiyorum. Yalnız arkadaşlar, Kukuli gidiyor. Ne yapacağız? Benim aklımda bir şey var. Buldum. Bir mesaja baktım. Nereden bileyim? Ya ne mesajı geldi ki? Çok merak ettim. İpini için bıraktığımı sormak varken onu da soracağım belki. Ne biliyorsun? O zaman sor. Soracağım. O zaman sor. Kukuli gidiyor. Ne yapacağız? Bu yangın söndürme cihazını... Buldum. Şimdi siz bunu da atamam zannediyorsunuz ama doğru eli bırakırsam böyle... Ne haber Kukuli? Düşüyorum. Kayıyor. Ay. Dayanın, sizi kurtaracağız. Ne yapacağız Düt? Beni dinleyeceksen bir fikrim var. Dinliyorum Düt. Diyorum ki bu yangın söndürme cihazını... Drone vardı, drone. Evet Düt. Sende drone vardı. Ama drone'u kullanamayız. Onun kumandası... Düt, vaktimiz yok. Dur şimdi. Ya onun kumandasının tuşları... Tamam, yavaş basarız Düt. Basmayla değil. Açılın bende. Minky, onun şeyi sorunlu. Bu yangın söndürme cihazını... Bekle bizi Kukuli. Ne oluyor ya? Bozuk mu bu? Sola git, sola git. Zaten soldayım. Öbür sola git. Benim kontrolümden çıktı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi olmaz Düt. Ya beni bir dinler misiniz? Ben bağırdım diye düşmedi değil mi? Yok. Tamam o zaman. Benim Kukuli'yi indirmek için bir fikrim var. Ama sözümü kimse bölmeyecek. Söz mü? Söz. Ben de söz. Aklınıza yeni bir fikir gelse de, söyleyecek çok önemli bir şeyiniz olsa da lafımı kesmiyorsunuz. Bu yangın söndürücü... Lafın yarım kaldı. Ne diyordun? Diyorum ki bu yangın... Yangın söndürücü... Bu yangın... Düt, bu sefer anlatma. Sadece yap. Ne dersin? Tamam, peki. Ho ho! Ho ha!
Hava trafiğini tarıyorum ama hiçbir sonuç yok. Uf, ne oldu ki acaba kukulemize? Aa, gördüm. Orada işte. Hani nerede? Kukuli! Çok özledik seni. Gel buraya. Bir ara hiç gelmeyeceksin sandık. Seni Düdüz sayesinde kurtardık, biliyor musun? Yangın söndürücü onun fikriydi. Düdüz? Düdüz'ü nasıl indireceğiz? Bir dakika, bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Aa, olur bak. Onunla kesin kurtarırsınız beni. Şimdi garajdan girince sağda... İçim ürperdi. Kukuli, geliyor musun? Hadi. Minky, bu ne? Gölde buldum. O elindeki şarjlı süpürge. Biliyorsun değil mi? Bir kere kazanayım. Çok değil. Bir kere. Hazırım tabii. Hadi başlayalım. Nasıl gidiyor oyun? Kaybettiğim 142 oyuna göre en uzun süreni bu oldu. İnanabiliyor musun? Kazandım. Kukuli'yi Dama'da yendim. Her şey bu bileklik sayesinde oldu. Bana güç verdi sanki. Tabii tabii, güç verdi. Dama taşlarını çok rahat kaldırdım mesela. Kukuli, oyun bittiyse hadi beni çek. Yine o hareket mi? Evet o. Hayatım boyunca hiç yapamadığım hareket. Yaptım. Dedim sana işte, bilekliği takınca bir şeyler oluyor. Evet ya, bilekliği taktım, yaptım. Aa, ne oluyor? Niye alıyorsun bilekliğimi? Senin bilekliğin değil ki, gölden buldun. Tamam işte, gölden buldum. Hem bunu bulmak için bir sürü su yuttum ben. Sen yuttun mu? İstiyorum o bilekliği. Geldi, al. Bırak o bilekliği. Asıl sen bırak. Bırak dedim. Ben de dedim. Ya bırak. Bilekliği bırak. Yoksa gözyaşları yana kadar devam ederim. Bizim de elimiz armut toplamıyor. He? Nimet bu. Bir dakika. Çocuklar, ne oluyor burada? İkimiz de şu elimdeki bilekliği istiyoruz. Neden? Bu bilekliği takınca istediğini yapabiliyorsun. Hiç başarısız olmuyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Bak şimdi nasıl oluyor? Ay. Aman. Düdüt, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Ha, iyi. Bileklik nerede peki? Evet, nerede?
Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Düt düt. Tekerleğindeki ışıltılı şeyi bana verir misin? Aa. Ne güzel parlıyor. Aa. Bakın sizi uyarıyorum. Çok tehlikeli şeyler olabilir. Bileklik bende çünkü. Vay, demek herkes aynı şey istiyor. Kimin bilekliğiymiş ki bu? Kimsenin değil. Gölden çıktı. Hmm, o zaman benim olabilir. İnternete koysam ne para verirler buna ha? Bileklik benim düt düt. Bana ver. Onu en iyi ben bilirim. Bana ver. Bana ver. İkimiz bana de ver, bana ver. Hadi düt kullanmadın. Bana ver. Ne veriyorum? Ha! Haklısın Kukuli. Çok doğru. Çok utanıyorum kendimden. Bilekliği aldı. Aa, olmaz ki böyle. Iki. Ayıp ama. Bilekliğimiz. Ha? Ne? La 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 la. Alayım onu. Teşekkürler. Bilekliğimiz. Beni yere düşürdün. Özür dilerim Minky, bir daha olmayacak. Bas gaza düt düt. Buldum seni. He? Kukuli, kaçacak yerin kalmadı. Lütfen. Yoksa seni gıdıklayacağım, zorunda kalacağız. Kukuli, sakın yapma. Hayır. Neden attın bilekliği? Atacağım deseydin kovalamazdık. Ama Kukuli, bileklikte güç vardı. Dama da yendim seni. Bilerek mi kaybettin? Ha, sen o yüzden bana göz kırpmıştın. Ama ben kaykayla o hareketi yaptım, değil mi? Benim çamuru yarıp geçmeme de olmadı demeyin. Tam öyle olmadı. Neyse. Yine de ne yaşanmış bir görelim. Aslında yine ben yaptım denilebilir. Yani bilekliğin aslında hiçbir özelliği yoktu. Bildiğimiz normal bileklik. Yine de rengi çok güzeldi bence, değil mi? Bize gerçekleri gösterdiğin için teşekkürler Kukuli. Kuyu attığın için de teessüfler Kukuli. Bir şeyi başarmış olmak çok güzel bir his. Evet, o anı yaşamak için daha çok çalışasım geliyor. O zaman dağılalım. Bu kuyuyu bu kadar dar yapmaya ne gerek vardı? İyi ki buralara gelmişiz, değil mi? Evet ya, daha önce gelmediğimiz yerleri keşfetmek çok heyecanlı. Ben mesela şurayı da şurayı da merak ediyorum. Ben de hep bu tren yolunu merak ediyorum. Ben hele nereye gidiyor diye hep kafama takılıyor. Eski olduğu için burada da yok. Çok güzel değil mi? O deftere neler yazıyorsun Tinky? Çok merak ettim. Bu benim izlenim defterim. Yaşadığım şeylerle ilgili gözlemlerimi, ne anladığımı bu deftere yazıyorum. Aa, hangara bak. Hadi hemen içine bakalım. Aa, girilmez diyor. Ama eski bir yazıdır bu. Şimdi girsek ne olacak ki? Olsun, tabela duruyorsa girmemek daha iyi olur. İçinde ne olduğunu merak etmiyor musun? Çok. Merakının önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceksin. Ay! Ha? Çalışıyor mu acaba? Sağlanmış, freni de çalışıyor. Ne diyorsunuz yani? Bu da soru mu Tinky? Tabii ki çalıştıralım ve bu yol nereye gidiyor öğrenelim. Öğrenelim. Tinky Minky Kukuli, haydi şimdi ileri.
ikiye ayrılıyor. Hangisinden gideceğiz? Bilmem, fark eder mi? Zaten iki yolda bilmiyoruz. Hmm, o da doğru. Sence kukule hangisi? Ben de sol diyorum. Ben de. Acaba diğer taraftan mı gitseydik? O yolda ne vardı acaba? Çünkü burası zaten bildiğimiz yol gibi, aynı yani. Değil mi? Bana da öyle geldi. Kukuli, sen ne diyorsun? Fark etmiyorsa dönüp diğer yola dönelim. Aynı yoldan gideceğiz o zaman, ne yapalım? Buradan geçerken ağaçlar, çiçekler, gökkuşağı yoktu sanki. Vardı ama biz göremedik herhalde. Allah Allah, nasıl göremedik ki? Ben galiba biliyorum. Ne oldu, ne yazıyorsun? Anladığım şeyi. Bakabilir miyim? Şimdi değil, sonra zamanı gelince bakarsın. Of, o tepeye mi tırmanacağız? Ama kukuli, çok zor olur oraya tırmanmak. Bu zorluğa katlanmaya değer mi? Tamam, hadi. Hadi hızlanıyoruz. Ha gayret, az kaldı. Biraz daha dayanalım. Sıkı tutunun. Oo, çok hızlı gelmedik mi? Hem de inmesi çok zevkliydi. Ben çok merak ediyorum ne yazdığını. Ha, göstereceğim zamanı gelince. Aa, denize geldik. Demek ki burası sonradan suyla dolmuş değil mi? Ne yapacağız, devam mı? Acaba su derin mi? Bence devam edelim. Burada bırakamayız. Bence de. O zaman suya giriyoruz ha? Suyun üstünde gidiyormuşuz gibi. Ya ne zaman vakti gelecek de deftere bakabileceğiz? Vakti gelince. Üf! Ne? Ama! Ha, burada eskiden köprü varmış ama yıkılmış. Burada bitemez ama ya. Ama deneyip de karşıya geçemezsek pek iyi olmaz. Suyun içinden de geçtik. Aynı onun gibi geçeriz. Ama orada istediğimiz yerde vazgeçebilirdik. Burada havada durup olmadı geri dönüyoruz mu diye. Evet, olmaz öyle değil mi? Aslında doğru. Atlamadan karşıya geçip geçemeyeceğimizi bilebiliriz. Üf, matematik mi? Vay, kıyıpayı geçebiliyoruz ha? Yalnız tekerleklerin tam karşıya geçmesi için biraz ağırlık atmak lazım bak. Çantalarımızı bırakalım. Oturakları da sökelim. Vücuttaki bazı ağırlıkları da attım. Ne var ya, cebimde bilyeler vardı, onu diyorum, Allah Allah. Hazırız tabii ki. Bu işte gerçekten yolun sonu. Aa, ama nasıl burada biter ki? Bir yere varmak gerekiyor sanki. Vardık işte, buraya vardık. Ama burası varılacak bir yer değil ki. Vagon hala sağlam. Kukuli nerede? Bilmem. Minki defteri okumak ister misin? Tabii çok isterim. Meraklı olmak çok güzel. Gidilecek çok yol, görülecek çok şey var.
Kolaylık için önce zorluklara katlanmalıyız. Denemeden bilemeyiz. Cesaretini bilgiyle birleştir. Tinky, bunlar çok güzel. Evet ama hepsini boşa yazdım. Baksana yol bitti. Kule yol yok ki. Bunu kaldırsak ne olacak? Evet, doğru ya. Her zaman başka bir yol var. Ben de bir şey yazabilir miyim? Tabii ki Minky. Hemen bakma, zamanı gelince bak. Varmak yok, gitmek var. İyi ki söyledin. Yoksa saklanmayacaktık. Ağacın arkasına saklanmak yok ama, tamam mı? Tamam, yok. O zaman sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, ağacın arkası, sağım, solum, kolum, sobe. Saklanmaya ne be? Ağacın üstü sobe dememiş miydim ki ben? Sobe, sobe, sobe. Sırf oraya sığabildiği için sobelemesine izin vereceğim. Sobe, hiç anlamadın değil mi Minky? Anlamadım. Sizce de çok güzel değil mi? Ağaç, güneş, bulut, yağmur. Hava çok fena bozdu. Arkadaşlar, görüşürüz. Yetkililer fırtınanın yol açabileceği hasarlar konusunda uyarıda bulundu. Sabaha kadar sürecek olan fırtına. Fırtınam, felaketim, hasretim. Buraya neler olmuş? Elma ağacımız kırılmış. Hayır. Ama o çok güçlüydü. Baksanıza, arkadaki diğer ağaç tamamen kopmuş. Onun için yapacak bir şey yok artık. Zavallı yaşlı ağaç, dayanamamış. Peki bizim ağacımız da mı böyle olacak? Kökünden ayrılıp devrilecek mi? Hayır, devrilmeyecek. Bulduğumuz harika fikirle buna engel olacağız. Ya böyle bağırınca aklıma bir şey gelir sandım ama... Kukuli. Hamurla ağaç tamir eden ilk çocuklar olabiliriz, biliyor musunuz? Tinky Minky Kukuli, haydi şimdi ileri. Galiba oldu. Hamur hemen kurudu bile. Bakın nasıl da ağacı tutuyor. Sapasağlam. Galiba hamurla ağaç tamir edemeyen ilk çocuklar olduk. Arkadaşlar, pes etmek yok. Daha iyi bir fikir bulacağız. Yine bulamadım. Tinky, sende var mı bir şeyler? Bir şey var. Oldu işte. Taşıyor balonlar ağacı.
Rüzgar da esince ne güzel oldu. Eyvah! Ağaç kopacak şimdi. Hemen balonları patlatmalıyız. Patlayın, patlasanıza. Az daha uçup gidecekti. Evet ama hata yapsak da denemekten vazgeçmemeliyiz. Hemen yeni bir şey bulmalıyız. Aa! Vallahi bu sefer aklıma bir şey geldi. Bu sefer olacak bence. Koliban da her şeyi çözer. Bence de. La 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 la. Ha? Nasıl oldu ama? Çok güzel oldu. Sanki ağacı bantlar değil, ben tutuyorum. O kadar gerildim. Destek lazım. Hepsi kopmadan. Destek. Çok yoruldum. Biz elimizden geleni yaptık Tinky. Ama olmadı işte. Ne oldu Kukuli? Neden daha önce haber vermediniz ki? Ama yine de geç değil. Hep birlikte üstesinden geliriz. Hepsi de bu ağacın sayesinde. Ona da teşekkür etmeliyiz bence. Teşekkürler ağaç. Senin desteğin olmasaydı eğer biz bunu yapamazdık. Gelmedik oturmaya. Minky, bunu sen mi çözdün? Evet, her pazar çözüyorum. En sevdiğim bulmaca. Gerçekten hepsini çözmüşsün. İyi, bir daha çözmem. Allah Allah. Bu zeka bulmacasını o kadar az kişi çözebiliyor ki. Minky, hı? Sen gizli bir dahisin. Hemen şimdi cevabı gönderiyoruz. Jüri teşvik ödülü veriyorlarmış. Aa, ödül mü varmış? Aa, geçen haftanınmış bu. Haftaya bakarız o zaman yenisine. Olmaz, o ödülü almasın. Hak ettiğim bir şey çünkü. Bak, yeni sayı da burada. Hadi gel bunu da çöz hemen. Tamam, çözeyim.
yapma? Kırk iki. Ne 42? Üç. Bu öyle bir cevap değil kimin ki? Soruda hiç sayı bile yok. Öncekileri çözdüğün gibi çözer misin Minky? İyi de hiç rahat hissetmiyorum ki böyle. Ben bu bulmacayı çözerken hep bu yastıkların içinde yayılarak oturuyorum. Şimdi nasıl? Daha rahat. Bir şey daha eksik. Tabii ya, meyve suyu. Bulmaca çözerken hep meyve suyu içiyorum ben. Sakın kalkma yerinden. Güzel, benimkiyle aynı tadı. Bunun yanına kek gibi bir şeyler var mı? Biraz da masaj. Bir dakika ya. Bulmaca çözerken ben sana masaj yapmıyordum ki. Kek de yapmıyordun, çok iyi oldu. Şu soruyu çözer misin artık? Tamam tamam, çözüyorum. Yine ne oldu? Ben bunu çözerken etrafımda başka bir sürü şey oluyordu. Onlar eksik. Tamam, ne varsa her şeyi söyle. Ben sana aynı ortamı sağlayacağım. Maket için kusura bakmayın, çok zamanım yoktu. Şimdi hep birlikte Minky'nin her zamanki pazar gününü yeniden canlandıracağız. Minky de böylece o zeka bulmacasını çözebilecek, değil mi Minky? Bak, herkes senin için toplandı. Bir bulmaca için herkesi şey yapmasaydık. Cümle kurup dikkatini dağıtma Minky'cim. Evet, olaylar şöyle gelişiyor. Minky meyve suyuyla rahat koltuğunda yerini alıyor. Hoparlörde de hayat hareket çalıyor. Kukuli son domino taşlarını diziyor. Ben elimde çöple mutfaktan çıkıyorum. Çöp nasıl oldu? Harika. Sonra düt düt arka tarafta kaktüsleri dalıp bağırıp çağırıyor. Onu her hafta nasıl yapıyor bilen yok. Oraya takılmayalım. Devam edelim. Sonra cıma zil çalıyor. Gelen misiva. O da yine her hafta nasıl oluyorsa bir şeyini unutmuş oluyor. Ama her hafta aynı şeyi unutmuyorum. Değişiyor. Misiva'nın eşyasını buluyoruz. Ben şarkıya eşlik edip Minky'nin yanına oturuyorum. Ve Minky de cevabı buluyor. Tata! Sorusu olan olmasın. Herkes yerine. Marş marş. Ben hazırım. Hayatınızı sürdürün, her şey yolunda. Merhaba Tinky. Ben şeyimi unuttum. Neyimi unuttum? Neyimi unuttuğumu konuşmadık. Fark etmez, söyle bir şey. Bütün olayı mahvettim ben şimdi, değil mi? Yok, bir şey olmadı, devam. Tüh! Mahvolmamışken mahvolmuş gibi yaptım, mahvoldu. Ne oldu? Müzik neden durdu? Hoparlörün şarjı bitti. Haydi. Baştan alıyoruz o zaman. Doğru mu duydum acaba? Bir daha mı yapacağız? Evet, düt düt. Haber verince kaktüslere saplanırsın yine. Barış çarş filan. Ama acıyor. Bu tamam. Kukuli, taşları yeniden dizmen lazım. Ben unutacağım şeyi buldum galiba. Tacımı nerede bıraktım acaba? Burada kesin eğlencelik bir şeyler var. Hop, cımbırlop. Herkes yerine. Herkes yerine. Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Meyve suyum bitti. Bir daha alıyoruz. Yapma. Yap yap. Çok komik oluyor. Senin tuvaletin mi var Minky? Hem de ne? Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda değil. Sen zeka bulmacası mı çözeceksin? Hiç güleceğim yoktu. Yok ya, güleceğim vardı. Ben o beklentiyle geldim buraya. Minky, ben sana güveniyorum. Sen bu soruyu çözersin. Kalpler seninle. Minky, lütfen soruyu çöz. Lütfen çöz. Arkadaşlar, son bir kez daha. Bir kere de bitirelim şu işi. Hı-hı. Ama önce... Ah.
Oh, ah, ah, oh. Hayat bir yarış. Kim demişse yanılmış. Ne 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 ne. Ve bitti. Olmadı. Nasıl yani Minky? Çok şaşırdım. Yo, hiç şaşırmadım. Ben kaplıcalara tedaviye gidiyorum arkadaşlar. Olsun Minky, başka sefere artık. Her şeyi yaptık, nasıl çözemedin? Bilmem, çözemedim işte. Evet. Akışta dalgalanış, yok yarış meriş. Hayat. Minky, çözmüşsün. Nasıl? İyi de nasıl oldu bu? Bilmem. Öyle rahat rahat çözdüm işte. Kimse bakmayınca. Demek biz sana çok ısrar ettiğimiz için yapamıyordun. Üstünde çok baskı vardı. Kusura bakma Minky, fark edemedik. Bundan sonraki haftalarda sana hiç baskı yapmayacağız. Haftaya başlıyoruz baskı yapmamaya. Sen de ödülleri topluyorsun. Sonraki hafta, ondan sonraki hafta, ondan da sonraki hafta. Bütün ödülleri topluyoruz. Herkes organize ediyorum. Baskıyı kaldırıyoruz. Rahat rahat çözüyorsun bulmacaları. Herkes nereye gitti? Tamam, gidin şimdi rahat rahat. Ben haber edeceğim size. Minky bak, jüri teşvik ödülün geldi. Şuna baksana, çok tatlı değil mi? Çok. Ay bir dakika, şarjı bitiyor. Prize takalım. Kara Şimşek, var olmayan bir adamın tehlikeli dünyasına bir gölge gibi girip çıkacaksınız. Üstüme çektin Toriki. Dur, virajı alıyorum. Elektrikler gitti. Kapandı bu. Oldu mu şimdi? Tam Minky'yi geçiyordum. Ben de gözüm karardı sanmıştım, oh. Benim de şarjım az. Biraz çok mu karanlık oldu? İşte oldu. Bu bir süre bizi idare eder. Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapsak? Evet Kukuli. Dur getiriyorum. Arkadaşlar bu akşamı kurtaracak bir oyun var. Ya yine mi top? Bugün çok oynadık dışarıda. Bu başka bir oyun. Şimdi ben kafamdan bir hikaye uydurup anlatmaya başlayacağım. Sonra topu kime atarsam o hikayeye benim kaldığım yerden devam edecek. Ben daha önce bu oyunu duymuştum. Hikaye topu oyunu bu. Çok eğlenceli. Çok sıkıcı. Ben sadece izleyeceğim. Biriniz komik bir şey yapar kesin. İki günlerim yanıma kar kalır. Ben başlayayım mı? Tabii Minky, başla. Eski zamanlardan birinde, uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Bu kral bütün gün yapacak bir şey bulamadığı için canı sıkılır, tahtında sürekli oflayıp puflarmış. Çok sıkılıyorum derken birden aklına bir fikir gelmiş. Bana ülkenin en macera perest kişisini getirin diye seslenmiş muhafızlarına. Kukuli devam. Muhafızlar macera perest'i kralın huzuruna çıkarmış. Kral macera perest kişiyi baştan aşağı süzmüş ve demiş ki... Bana öyle bir şey bulup getir ki bir daha hiç canım sıkılmasın. Öyle değil yahu. Benim daha önce görmediğim, bilmediğim bir şey. Hadi git. Yeni bir macera bulmak, macera perest kişi için yeni bir macera demekmiş. O yüzden buyruğu hemen kabul etmiş. Ama hiç beklemezken attın. Nasıl yapacağım şimdi? Macera perest kralın kendisine verdiği arabaya atlamış, son sürat yola çıkmış. O dönemde araba yoktu ki. O zaman at arabası. Fakat macera perestin bilmediği bir şey varmış. Bilmediği bir şey... Macera perestin bilmediği bir şey varmış. O da bu yolculuğun zannettiğinden çok daha tehlikeli olacakmış. Neyse ki kahramanlarımız pek bir göz pek kahramanlarmış.
Ya da öyle olduklarını sanıyorlarmış. Gece olup da karanlık çöktüğünde birden arkalarında acayip bir gölge belirmiş. Hani sen sadece izleyecektin? Ben hikayeye biraz heyecan gelsin diye girdim. Yoksa oyunla pek ilgilenmiyorum. Gizemli olsun, gizemli. Gölge onlara yaklaşmış, yaklaşmış. Bir de ne görelim? Karşılarında tehlikeli bir canavar değil, ormanın pembeli kılavuzu varmış. Onlara şöyle demiş. Kimsiniz, ne arıyorsunuz gece vakti burada? Macera Peres ve atını dinleyen pembeli kılavuz, kralın can sıkıntısını giderecek şeyi nerede bulacağınızı biliyorum demiş. Ama oraya asla tek başınıza gidemezsiniz. Aradıkları şey ormanın sondaki şatoda bir sandığın içindeymiş. Tepeleri açmışlar, şatoya varmışlar. Oley, elektrikler geldi. Hadi devam. Neye bakıyorduk en son? Boş verelim oyunu. Hikayeye devam. Nerede kalmıştık en son? Oley! Ben hikayeyi değil de siz ne kadar saçmalayacaksınız onu merak ediyorum. Çünkü anlatıyordu. Ha, sıra bende. Macera Peres ile pembeli kılavuz uzun bir tırmaçtan sonra şatonun kapısına gelmişler. Fakat onları orada büyük bir sürpriz bekliyormuş. La la la! Kral hepinizden önce burada. İyi de kral nasıl herkesten önce geldi? Kestirmeyi kullandım tabii ki. Peki sandıktan nasıl haberi oldu? Bilmiyordu ki sandığı. Duymuş işte bir yerden. Bütün ülke kralın değil mi? Hmm, yine çok saçma. Kral niye oraya gelsin? Macera Presto o görevlendirmişti zaten. Kral o kadar maceradan uzak mı kalsın? Hem top bende. Canım hikayenin böyle devam etmesini istiyor. Ama top bende. O yüzden benim dediğim gibi devam edecek. Kral tam şatoya gireceği sırada... Sandığı koruyan dev bir sineğin olduğunu fark etmiş. Yani yine kendi alamayacakmış sandığı. Pembeli kılavuzun yardımına muhtaçmış. Ve macera Perest'in. Ve atın. Yok, at yok. Ama kralın sağlık şövalyesi tam o anda yanlarında belirdiği için o kadar da muhtaç değilmiş. Kralın ikinci sağlık şövalyesi de oradaymış her nasılsa. Hiç kimseye dev sineğe de bir zarar gelmeyeceğinden emin olmak istiyormuş çünkü. Böyle çok saçma oldu hikaye. Sandığı kılavuz bulmalı. Aa. Hayır, kral bulmalı. Kral hikayenin en başından beri vardı. Sandık meğer hiç yokmuş olsun. Yokmuş olmasın. At hissetsin bence sandığın yerini. Ama herkes kendi sonunu söylerse hikaye nasıl son bulacak? Ben başka son kabul etmem. Ben de etmem. En iyi son benim son. O zaman boşuna devam etmeyelim. Kim nasıl hayal kuruyorsa öyle bitsin. Bana uyar. Bana da. Dev sineğe zarar gelmesinden iyidir. Kralın birinci sağlık şövalyesi sandığı ortadan kaldırırsa her şeyin yoluna gireceğini düşünmüş ve... Önce kralı ve diğerlerini dev sineğin yakıcı alevlerinden korumuş. Sonra da onunla dövüşmeye başlamış. Kralın birinci sadık şövalyesi dev sinekle dövüşe dursun. Pembeli kılavuz aradan sıyrılmış ve sandık odasına doğru yönelmiş. Ama odaya gelince bir daha bakmışlar ki kral orada. Onlar dün önce gelmiş ve sandığı açmak üzereymiş. Hop, el çabukluğu marifet. Fakat sandık açılmamış. Kralın ikinci sadık şövalyesi sandığın kilidini değiştirmiş çünkü. Sandığı da çaktırmadan almış. Dev sineğe binip kaçmaya başlamış. İkinci sadık şövalye, birinci sadık şövalye yine hesaba katmamış. Ne de olsa birinci sadık şövalye boş adam değil. Kral çok fena kızacak şimdi herkese. Şunu verir misin? Bir bırakır mısınız? Sandık kılavuzu. Ver. Bir bıraksanıza sandık kılavuzu. Kırılacak şimdi. Birine bir şey olmasın. Size emrediyorum, bırakın. Can sıkıntısını giderecek şey yaşadığım bu maceradır. Bence bu çok güzel bir son oldu. Hakikaten ha Kukuli. Sonu ne olursa olsun hikayenin kendisi güzeldi. Sonuna çok takıldık biz. Hikayenin tadını çıkarmalıydık. Evet ya. O zaman kralın macerası 2. Kral kendi yaptığı roketle başka galaksilere doğru yola çıkmış. Hadi anlamayın ki. Kralın daha iyi.